Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrelik Doğu Guta bölgesi iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Esed rejimi 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da taş üstünde taş bırakmıyor. Son bombardımanlarda 300'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. Saldırıların en büyük kurbanı ise çocuklar. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Suriye rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısında bulundu. Dile getirilen tüm kaygıların ardından tüm tarafların görüşlerini ortaya koymaları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasının gerekli olduğu vurgulandı. Ayrıca sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Sizler de insan olmak hashtag'iyle mülteci kampında yaşananları dünyaya duyurabilirsiniz. Teröristlere yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatı sürerken Suriye rejiminin Afrin'e gireceğine dair haberler Esad ne yapmaya çalışıyor sorusunu akıllara getirdi. Güvenilir kaynaklar Esad'ın kendisinin Afrin'e girmeyeceğini, propaganda yaparak denkleme girmeye çalıştığını, Afrin'e gönderilenlerin de Şii milisler ve PKK, YPG'li teröristler olduğuna dikkat çekiliyor. Bölgedeki kaynaklara göre Afrin'e girmeye çalışan teröristlerle ilgili İran'ın geri plandaki rolü gözden kaçırılıyor. Kaynaklar İran'ın Afrin'e yönelik harekattan rahatsız olduğunu, bunun nedeninin de Nubul Zehra bölgesinde İran varlığından kaynaklandığını belirtiyor. İran'ın Nubul Zehra'yı adeta üs haline getirdiği, İran devrim muhafızlarının bile bizzat orada olduğu iddia ediliyor. Özgür Suriye ordusu Afrin'i terörden temizleyip Tel Rifat'a ilerler ve orayı da kontrol altına alırsa Nubul Zehra'daki Şii milislerle komşu olacak. Özgür Suriye ordusuyla İran kontrolündeki Şii milislerin çatışma ihtimalinin yüksek olduğu kaydediliyor. Buna göre önlem geliştirmek isteyen İran'ın Afrin'deki PKK, PYD, YPG terör örgütlerine el altından destek verilmesine göz yumduğu ifade ediliyor. Afrin'e girmeye çalışırken Türkiye tarafından güzergahlarına ateş açılan Şii milislerin İran'ın kontrolünde hareket ettiği, bölgede Şam rejimine bağlı şehitbaların bile İran'dan habersiz adım atmadığına dikkat çekiliyor. İran'ın Sincar'daki PKK'lılara Suriye-Irak arasındaki bağlantıyı sağlayan El Rabia sınır kapısı üzerinden geçiş imkanları da sağladığı, örgütle farklı noktalarda gizli ittifak içinde olunduğu da bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında konuştu. Biz yola çıkarken kaynak Türkiye demiştik. Kendi geleceğini planlamayanlar başka ülkelerin planlarının parçası olur. Amaca ulaşmanın en önemli aracı plandır. Kişi başına gelirimizi 11 bin dolara çıkarmak tarihi bir başarıdır. Bu yılın sonunda tüm illerimize doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz. İnsansız hava araçlarının yanında insansız takları da yapacağız ifadesini kullandı. Ayrıca Erdoğan hiç bitmeyen ve bitmeyecek olan kalkınma yolculuğunda hedeflerimize ulaştıkça ülkemizi dünya sıralamalarında inşallah çok daha üst sıralara çıkarmayı sürdüreceğiz. Dünyamız giderek hızla değişim yaşıyor. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler siyasi oluşumları da hızlandırıyor. 2033 hedeflerimiz daha sonraki vizyonlarımıza ulaşma bakımından bir sıçrama noktasında olacaktır. Kaynaklarımızı artırmamız gerekiyor. Yüksek teknolojide bizim değerimizin olmasının zamanı artık geldi açıklamasında bulundu. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 34. gününe girildi. Şu anda Kilis ile Hatay'ın Hassa ilçesi arasında kalan yaklaşık 5 kilometre PYD'nin denetiminde bulunuyor. Aynı şekilde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınırında da 5 kilometrelik bir sınır hattı da PYD kontrolünde. Toplamda 10 kilometrelik sınıra sahip olan bu iki bölgede de kontrol sağlandığında Afrin'deki PYD unsurlarının Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş olacak. Operasyon kapsamında şimdiye kadar 91 noktada terör örgütü YPG PKK'nın elinden alınmış oldu. Operasyonun 32. gününde Afrin'in kuzeydoğusu ve kuzeybatısında bulunan Üverkan'la Karababa köylerinde denetimin sağlanmasıyla Kilis sınırlarıyla PYD'nin bağlantısı kesilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MHP ittifakının adının Cumhur olduğunu söyledi. Erdoğan, adına Cumhur İttifakı diyebiliriz. Görüntüde şu an iki parti var. Üçüncü parti olmaz diye bir şey yok açıklamalarında bulundu. Peki Cumhur ne demek? Cumhur, Arapça kökenli bir kelime. Bir yerde toplanmış olan halk topluluğu anlamını taşıyor. Cumhuriyet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Cumhur, halk, topluluk anlamına gelen bir kelimedir. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.
Harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Tel Dilur köyü ile Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Mikdat ve Ali Racı köyleri de teröristlerden kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve operasyonlara destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın başından bu yana YPG-PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 66'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, 1'i YPG-PKK'ya ait üs olmak üzere 94 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Eskişehir merkezdeki 300 caminin imam ve müezzini Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zafere sonuçlanması için bir araya gelerek Fetih Suresini okudu ve dualar ettiler. İl Müftüsü Bekir Gerek'in katılımıyla Reşadiye Camisi'nde buluşan görevli imam ve müezzinler harekatın başarılı geçmesi için Fetih Suresi okudu. Daha sonra da İl Müftüsü tarafından dualar edildi. Allah'tan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikleri muzaffer eylemesini dilediklerini belirterek bugün birlik, kardeşlik, dirlik ve kenetlenme günüdür. Mehmetçiğe her zaman dua etmeliyiz. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder diye konuştu. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan, kurum olarak üzerinde çalıştıkları Osmanlı Tarihi Atlası'nı en kısa zamanda çıkaracaklarını söyledi. Ve açıklamalarına şöyle devam etti. Osmanlı Devleti Atlası ve genel anlamda bir Türk Tarihi Atlası yok. Var tarihte ama yeterli değil. En azından güncel ve daha yeterli hale getirmek için çalışmalarımız var. Mesela atlas konusunda 3 kıta diyoruz. Bu Osmanlı sınırları en belirgin ve münakaşasız gibi görünen sınırlar Avrupa'dır. Halbuki orası bile tartışmalıdır. Devir devir Osmanlı sınırları içeri girer, dışarı çıkar, orada bile bir belirsizlik, bilgi noksanlıkları var. Osmanlı'nın sınırlarının tam anlamıyla anlatılması gerektiğini vurgulayan Turan, filmlerde görüyoruz Suudi Arabistan, yarımada olarak Umman, Hint Okyanusu'na kadar Osmanlı Devleti'nin hakimiyetindedir. Orayı bile hariç tutarız biz. Bunu Avrupalılar yapıyor, kasıtlı yapıyor. Biraz bilgi noksanlığından maalesef biz de yapabiliyoruz. Kitaplara, görsellere de girilebiliyor, dedi. Osmanlı'nın en geniş sınırlarının Afrika'da olduğunu ifade eden Turan, maalesef bu sınırlar nereden geçiyor bugün belirgin bir içerikte değildir. Şiddetle ihtiyaç var, zaman veremiyorum ama en kısa zamanda kurum olarak bunu gerçekleştirip kamuoyuyla paylaşacağız, değerlendirmesini yaptı. Bursa'da %42 engelli raporu olan vatandaşı emekli olmana yardımcı olacağım. Ankara'da bürokrat tanıdıklarım var. Vaadiyle kandıran Cemil K. isimli şahıs Bursa polisinin çalışmaları neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi. Malûnen emekli olmak isteyen fakat bunun için engel oranının %45 olması gerekiyor. Kendisine emekli olmana yardımcı olacağım. Ankara'da bürokrat tanıdıklarım var. Vaadiyle gelen bir şahıs tarafından 22.300 lira dolandırıldığına dair Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, konuyla ilgili başlattığı araştırmada dolandırıcının isminin Cemil K. olduğunu buldu. Cemil K. isimli şahıs hakkında inceleme yapan ekipler, şahsın daha önce de aynı yöntemle başka bir vatandaşın 3.400 lira, diğer bir vatandaşın ise 23.500 lira dolandırıldığını tespit etti. Gözaltına alınan Cemil K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyesi M.Y. hakkındaki CHP'nin 35. olağan kurultayına giden partililerin olduğu otobüste 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Konuya ilişkin iki kişinin ifadesine başvuran savcılık şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. CHP'nin 35. olağan kurultayına giden partililerin olduğu otobüste 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.Y. istismar iddiasının Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi sınırlarında olması gerekçesiyle buradaki adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır konu üzerine disiplin soruşturması açtıklarını ve M.Y. 15 gün önce partiden ihraç ettiklerini söyledi. Yobe Eyalet Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada Dapçı bölgesinde örgütün bir okula düzenlediği saldırının ardından çok sayıda kız öğrencinin kaybolduğunu ifade etti. 926 öğrenciden sadece 815'inin okulda göründüğünü belirterek saldırıdan sonra 111 kız öğrenciden haber alınamadığını kaydetti. Bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını dile getiren Sumon'u kısa zamanda öğrencilerin kurtarılacağını söyledi.
Ülkenin kuzeyinde bulunan Yobe Eyalet Valisi İbrahim Geyit Tam tarafından yapılan açıklamada, Boko Haram örgütü tarafından bir okul baskını sırasında kaçırılan kız çocuklarından 48'inin kurtarıldığı aktarıldı. Pazartesi günü Boko Haram tarafından eyaletin Dapçi bölgesinde bulunan bir kız okuluna baskın düzenlenmiş ve saldırı sonrası 94 öğrencinin kaybolduğu iddia edilmişti. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. İkinci el araç satarken kilometre düşürmenin uyuşmazlık değil dolandırıcılık suçu olduğuna karar verildi. İstanbul'da bir şahıs 2016 model ve 125 bin kilometredeki aracını göstergesinde oynayarak 100 bin kilometrenin altına indirdi ve değerinin üzerinde bir bedele sattı. Aracı alan kişi ototamircisine götürdü, kontrol ettirdi ve sorun olmadığını söyledikleri için de satın aldı. Ancak bir süre sonra aracın arıza yapması üzerine özel bir servise götürdü. Burada aracın gerçek kilometresinin 130 bin civarında olduğu öğrenildi. MYE'nin şikayeti olması üzerine aracın kilometresini düşüren şahıs hakkında dava açıldı. İstanbul Ceza Mahkemesi'ne açılan davada aracın kilometresinin düşürüldüğü ispatlandı. Mahkeme şahsı dolandırıcılık suçundan mahkum etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararın bozulmasını talep etti. Ancak Yargıtay 23. Ceza Dairesi sanığın temyiz talebini reddetti. Böylece kilometresini düşürerek araç satmak Türk Ceza Kanunu'nun 157. maddesine göre dolandırıcılık suçu sayılacak. Bu suçtan mahkum olanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle adli para cezası verilecek. Yargıtay daha önce kilometre düşürerek araç satmayı dolandırıcılık değil, uyuşmazlık olarak görüyordu. Kilometresi düşürülmüş aracı satan elde ettiği haksız kazancı tazminat olarak ödeyerek kurtuluyordu. Ancak bu karardan sonra kilometre düşürerek araç satmak yüz kızartıcı suçlar arasında sayılacak. Yani dolandırıcılık suçundan hapis cezası alacak. Mavi Balina oyununda bir ölüm daha gerçekleşti. Yaklaşık 2 yıl önce Rus sosyal medyası üzerinde ortaya çıktığı belirtilen Mavi Balina 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden, korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Son görev olaraksa gençlerden intihar etmeleri isteniyor. ABD, Fransa ve İngiltere'deki okullar artık ebeveynlere yönelik uyarılar yayınlamaya başladı. Mavi Balina oyunu üreticisi geçtiğimiz dönemde çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etmişti. 2016 yılı Kasım ayında tutuklanan 21 yaşındaki Rusya vatandaşı çıkarıldığı son duruşmada toplumda temizlik yaptığını söyleyerek kurbanlarını biyolojik atıklar olarak tanımlamıştı. Oynamak isteyenlere internet korsanları tarafından virüs içerikli bir link gönderiliyor. Bu linkle kişisel bilgileri çalınan gençler yakınlarıyla tehdit edilip şantaj ve siber zorbalığa maruz kalıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'sa oyun hakkında tüm aileleri medya aracılığıyla bilgilendirerek uyarılarda bulundu ve bakanlığın yaptığı çalışmaları dile getirdi. Arslan, zararlı içerikli yayınları BTK olarak durdurabiliyoruz ama böyle özel linklerle çalışan oyunlara bir şey yapamıyoruz. Tüm ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun, çocuklarınızı bilgisayar başında yalnız bırakmayın. Haydar 2018 yılı ikinci yardım konvoyunu Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştırdı. Zalim Esed rejiminin zulmünden ve Rus bombardımanından kaçan mazlum Suriye halkı, çetin kış şartları içerisinde İdlib ve civarındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Hoca Ahmet Yesevi Derneği bu zulme karşı direnen mazlum ve mağdur İdlib halkına kumanya paketleri başta olmak üzere yetişkinler ve çocuklar için giysi, battaniye gibi birçok temel yaşam malzemelerini ulaştırdı. Haydar'ın 2017 yılı son aylarında Büyük Kış Yardımı Kampanyası adıyla başlattığı çalışmalar sonucunda sıkıntıları hafifletilen bölge halkı, Türkiye'ye ve Türk halkına minnettar ve duacı olduklarını belirtti. Haydar Yurtdışı Yardımlar Birimi Sorumlusu Yakup Aydoğdu, inşallah bağışçılarımızın da desteğiyle bölgede yürütülen yardım faaliyetleri sürecek ve kardeşlik köprüleri kurmaya hız kesmeden devam edeceğiz açıklamalarında bulundu.